Fatih kendi e, savunduğu fikirler itibariyle bu şekilde hareket etmesini son derece makul görüyorum. Yani DEM Partisi'nin tutup da Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırma diye bir görevi yok. Veref ki siz programı açarken son derece önemli bir şey söylediniz. Bu seçimler yerel seçim. Genel seçimlerin rövanşı değil. O hale doğru psikolojik olarak gelmeye başladı ama bu seçimleri kim kazanırsa kazansın Türkiye'nin ekonomisi Türkiye'nin sığınmacı meselesi, dış politikası, felaket halde olan eğitim politikası, adalet sistemi değişmeyecek. Sonuç itibariyle Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş için bir kariyer planlaması açısından önemli. Muhalefetin canlanıp canlanmayacağı açısından önemli. Ama bunların hepsini göreceğiz. Velev ki muhalefet geçen seçimlerde muazzam bir yenilgiye uğradı. Bunu unutmamak lazım. Onun için bu seçimde üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi iktidar kendini konsolide edip kendi tabanını e, sandığa götürebilecek mi diye düşünürken muhalefet aynı şeyi yapabilecek mi onu görmemiz gerekiyor. Özellikle İstanbul'da bunu belki Mansur Yavaş'ın çalışması veya aktivitesi İstanbul özelinde belki halledebilecek ama e, toplam seçime katılım yüzde seksenleri bulacak mı bilmiyorum. Sizler daha iyi bilirsiniz. Ne bekliyoruz efendim? Var mı öyle bir beklenti? Bu elbette seçime Saldın katılım mı? oranı hakkında e, şu anda bir şey demek için çok erken ama son seçimlerden daha düşük olacağı çok açık. Orada başka bir hikaye oluşmuştu. Cumhurbaşkanı yani İyi Parti'nin de belki e, şu cümlesi bu son seçim hani bu sistem bu daha dönmez vesaire vurgulu cümleleri üzerinden Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben kesinlikle tasvip etmiyorum. İşte terör örgütüyle birlikte gösterdiği o videolar, montaj olduğu biline biline yapılan bu hikayelere rağmen insanların bu kan dökmeden o sandığı tamamlamamız bile gerçekten iyi bir sonuç biz bence. O bakımdan da seçmenin sağduyusu ve belki şey etmek lazım. Çünkü hakikaten Türkiye'yi gelmeye uğraşan siyasetçiler var, spor adamları var. Herkes Türkiye'ye şu ara gelmeye uğraşıyor gibi bir görüntü var ve çok canım sıkılıyor ona. Buna rağmen bilmiyorum işte yani yüzde sekseni bulabilir mi? Küçenlerin hangisi, yani sandığa gitmeyecekler, muhalefet ve iktidardan ne oranda paylaşılacak hale gelirler bunları göreceğiz. Şimdi bugün baktığımızda özellikle İstanbul üzerinde konuşuluyor seçimler. Ben e, bugünkü anketlere bile baktığımda Ekrem Bey'i başarılı buluyorum. Neden? demin nasıl iktidar yüzde 46'dan hareket edip geriye doğru gidiyorsa sonuç itibariyle İyi Parti'nin desteklemediği e, Millet İttifakı içinde olan diğer partilerin de aday gösterdiği bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensubu olan Ekrem İmamoğlu'nun bugün anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun çok önünde bir üstünde bir oya tırmanmış olması, 40 civarındaki bir banta gelmiş olmasını Ekrem İmamoğlu'nun başarısı olarak görüyorum. Çok büyük bir başarı. Seçimi kazansa da de, bu ilerisi için Türk siyasi hayatında kalacağını ve doğru şekilde hareket ederse CHP'yi aşan bir figür olarak ortaya çıkacağını gösteriyor. Göreceğiz. Peki bugün ben çeşitli muhafazakar yayınlarda özellikle bu bölge